Dendias kim? Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı iken de pek dokumuzun uyuştuğu söylenemeyecek bir figürdü. Bugün gelinen noktada da yine çok da Türkiye'yi seven bir profil değil. 1 Ocak 2024'te Limni Adası'nda yaptığı bir açıklama var. Diyor ki silahlı kuvvetlerimizin buradaki varlığı önemli. 6 Şubat 2024'te ülke tarihinde görülmemiş bir güçle donatılmış deniz kuvvetlerine sahip olmalıyız diyor. 19 Şubat'ta Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 askeri uçağının Ege Denizi'nin üzerinde yaptığı uçuşa katıldım. 21 Şubat 2024'te iki ülke Ege'de suların sakinleşmesine yönelik adımlar atsa da ben endişeliyim. Türkler 3 milin ötesinin Yunan toprağı olduğunu çok iyi biliyor dedi son olarak. Şimdi Türkiye ve Yunanistan arasında ilişkilerin biraz daha ılıman bir sürece girdiği bir dönemi yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde yine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı'nın bir araya gelmesi söz konusu. Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir süreç başlayacak. Peki Dendias bu açıklamaları niye yapıyor? Yani Türkler 3 milin ötesinin Yunan toprağı olduğunu çok iyi biliyor açıklaması neye işaret ve bu açıklamalara Türk dışişleri nasıl bakıyor Sayın Selvi? Tabii Dendias'ın siyasi ve politik hesapları var. Miçotakis'in yerini oynuyor. O nedenle de Dışişleri Bakanlığı'ndan kaydırılması da o nedenleydi. Daha pasifize ederiz diye düşünmüşlerdi. Çünkü Dışişleri Bakanı olarak da iki ülke arasındaki ilişkileri zehirliyordu. Yunanistan şunu gördü tabii. Amerika'nın ya da Fransa'nın ya da bazı batılı ülkelerin kışkırtmasıyla Türkiye ile karşı karşıya geldi ama o ülkelerin bir süre sonra arkasında duramadığını gördü. Bir konsept değişikliğine gitti. Aslında Miçotakis ilk seçildiğinde de Türkiye'ye geldiğinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisi demişti ki efendim biz başka ülkeleri araya sokmayalım, doğrudan konuşalım. Değil mi Vahdettin Köşkü'nde? Tabii Sayın Cumhurbaşkanı da onu desteklemişti. Biz iki komşu ülke olarak konuşalım ama sonra o başka ülkelerin gazına geldi. Ama gördü ki başka ülkeler sana gaz verir, Zelenski gibi ortada bırakırlar. Bir politika değişikliğine gitti. Ne kadar sürdürecek onu bilemiyorum. Çünkü Yunanistan da bir milli ülke değil. Kendi tehdit değerlendirmesini yapabilecek çapta bir ülke değil. Bunu ne kadar sürdürecek onu bilemiyorum ama sürdürdüğü sürece kendi menfaatine olur. Bakın şimdi yaz geliyor. Yunan adalarındakiler bekliyorlar. Türkiye'den turistler gelsin. Harcamalar yapsın diye. Türkiye'den turist gelsin de aç kalmayalım. Dendias'ın hesabı tabii Türkiye üzerinden kendisine iç politikada bir malzeme biriktirmek. Türkiye eğer Yunanistan bu tavrını sürdürürse Dendias'ın densizliklerini çok muhatap almak durumunda değil ama gereken cevaplar veriliyor. Ne demek şu 3 mil olayı? Türkiye onun her seferinde cevabını veriyor 12 mil konusunda. Hiçbir tereddüdümüz yoktur. Şu var, politikacılar kendi siyasi kararları için ülkelerini ateşe atmamalılar. Eğer atarlarsa, işte örnekleri dünyada çok fazla. Dendias ona bakmıyor. Eğer Yunanistan, Miçotakis bu olumlu tavrını sürdürürse, Ankara, Yunanistan'la girilen bu yeni iklimi güçlendirerek devam ettirmek kararlılığında eğer devam ettiremezlerse ben hani Miçotakis'in yaşananlardan bir ders çıkardığını görüyorum ama eğer Dendias'la bir yarışa girecek olursa kendiler zararlı çıkar. Peki. Ben Bey. Eray Hoca'ya bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Tabii. Şu Türkler 3 milyon ötesinin Yunan toprağı olduğunu çok iyi biliyor. Güzel bir laf da 3 milyon ötesi Yunan toprağı dediği şeyler adalar. Benim bildiğim ana kara bir takım işte hava sahası bilmem ne bir sürü deniz yetki alanları falan gibi konularda ana kara daima önemlidir. Doğru. Dolayısıyla bunu rahatlıkla bunu söyleyen adam Türkiye'nin de tabii canım 3 mil falan filan diyorsun da ben de 6 mil ötesinin hatta gerekirse 12 mil ötesinin Türkiye toprağı olduğunu çok iyi biliyorum dediğinde. Şimdi adaların bu yetki kargaşasında adaların zayıf olduğu düşünülürse bunlar kendi ayaklarına sıkmış olmuyorlar mı bu sözler? Yok, aslında şunu demek istiyor. Önce şunu söyleyeyim. Bu işin hukuki durumuna baktığımızda 1923 Lozan Anlaşması'na göre adaların kara suları
3 mildir. Hı. Daha sonra 6 mile Türkiye'nin rızasıyla çıkarılmıştır. Dünyada da bunu 3 mil olarak hala uygulayan, 6 mil olarak hala uygulayan bir sürü 20'den fazla ülke var. Ben evet. bir araştırma 20'den fazla ülke 3 mil olarak uyguluyor. Yani şimdi burada iki tane senin de söylediğin gibi abi iki tane konu var. Kıta sahanlığı bizim işte Doğu Akdeniz'de ilan ettiğimiz kıta sahanlığı anakaradan 200 deniz milidir. Bu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de yer alır. Evet. Fakat eğer anakaralar iki ülke arasındaki anakara 200 deniz milinden daha yakınsa o zaman der ki taraflar bu deniz yetki sınırını hakça oturarak çözerler. Kardeşçe paylaşırlar. Ve 400. maddesi der ki o deniz Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin bu belirlemelerde taraflar birbirlerinin aleyhine olacak şekilde bu sınırı belirleyemezler. 400. maddesi. Şimdi bu birinci husus. İkinci husus. Adaların kıta sahanlığı olmaz. Olmaz. Yok yani. Kıbrıs'ın şimdi kıta sahanlığı olmaz. Yunan neyi medyasında bir mektuba yer verilmiş. Bugünün sıcak bir başlığı olarak paylaşmamız gereken bir husus bu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri'nin kongreye sunduğu bir gizli mektup. Bu gizli mektupta da Türkiye'nin tezlerinin doğru olduğu, Yunanistan'ın bir ada ülkesi olmadığı, bir kara ülkesi olduğu, buna bağlı olan adaların mevcudiyeti ve haliyle böyle olduğu için de adaların kıta sahanlığının ve münhasır ekonomik alanlarının olamayacağının Amerikalı yetkililer tarafından kongreye bildirildiği, bu nedenle de Dendias'ın bu açıklamaları yapma ihtiyacı duyduğu da iddia ediliyor. Yani bakın deniz hukuku sözleşmesi çok açık. Adaların kıta sahanlığı olmaz, münhasır ekonomik bölgeleri olur. Münhasır ekonomik bölgeler de taraflar arasında hakça belirlenir. Kural bu. Şimdi Yunanistan bizim Ege Denizi'ndeki adaların münhasır ekonomik bölgelerini anlaşmaya oturmadığı için durum ortada kalmış. Lozan Anlaşması ve daha sonra imzalanan 1938'di sanırım 6 mili öngören anlaşma çerçevesinde bunun yürütülmesi gerekiyor. Yunanistan bunu delebilmek için diyor ki adaların münhasır ekonomik bölgeleri, kara suları daha doğrusu 6 mildir. Tamam ama diyor hava sahası 10 mildir. Şimdi ya bunu nasıl delerim? Yani problem yaratırım. Şimdi yani şeyde diyor ki hani 3 milin ötesi Yunanistan'ındı diye söylerken ya bence de 1923'e dönmemiz lazım bizim. Yani adaların münhasır kara suları 3 mil olmalıdır, 6 mil olmamalıdır. Eray Hocam, aslında bence biraz daha önceye dönebiliriz. İşte bunun için revizyon istiyor ya. Ya hayır ama ilerliyor diyor ya hocam. Bu ilerleme yani bizim Libya'ya ilişki kurmamız, Somali ile ilişki kurmamız. Yok o kendileri ilişki açısından. Etiyopya'daki şey öyle söylüyor ama şuraları Azerbaycan'a ilerliyor falan diyor ya. Yani burada ilerlemeyi revizyonist olarak, halbuki revizyonist demek sınırların değişmesini isteyen, yeni sınırlar oluşmasını isteyen anlamına gelir. Anti-revizyonist yani muhafazakar hayır mevcut sınırlar değişmesin. Mevcut sınırlar içerisinde ülkelerle ilişki kuralım demek. Eyvah. Yani Türkiye Azerbaycan'la can Azerbaycan ayrıca başımızın üstünde yeri var. Yani onun sınırlarının değişmesini istemiyor ki. Karabağ'ın özgürleşti. Kendi öz toprağı. Yani Somali'de işte o şeyin Boko Haram ve diğer terör örgütlerini durdurulması, milli hükümetin desteklenmesi. Etiyopya'da Tigray diye ABD'nin kurdurduğu 1975 yılındaki Marksist terör örgütünün durdurulmasına, oradaki mevcut milli hükümetin desteklenmesine nasıl revizyonist diyebilirsiniz? Ya da Libya'da milli mutabakat hükümetinin, Libya'nın gerçek temsilcisi olan hükümetin desteklenmesini siz nasıl revizyonist diyebilirsiniz? Yani bu tamamen saçmalık bir söz. Yani gerçekle, akademik bilgilerle, hukuki bilgilerle örtüşmeyen, tamamen Türk düşmanlığına dayalı politikanın söylemleridir efendim. Neyse o kadar çok doğru şey söylüyor ki arada böyle bir şeyi kabul edebiliriz geçici olarak. Şimdi, şimdi orada anlaşmaların yeniden yorumu da bir revizyonizm olarak değerlendirilir uluslararası ilişkilerde. Şimdi muhtemelen onu da kastederek söylüyordur. Şimdi bizim iddialarımız o anlaşmanın yeniden yorumu gibi de değerlendiriyor olabilir. Çünkü öteden beri söyledikleri şeyler arasında, argümanlar arasında bu da var. Mamafi tabii dediğiniz doğru. Biz öncelikle ahde vefa ilkesini prensip edindik. Anlaşmalara sadık durumdayız. Anlaşmaların suistimalini gerçekleştiren, orada bir başka retorik kurmaya uğraşan Yunanistan. Bu bakımdan da bizim tezlerimizde elbette ki bir revizyonizmden ziyade hakkaniyetli bir
Hocam bakın bir örnek vereyim size. O 2019 yılı 18 Mart gösterebilir miyim? Tabii hocam tabii. 18 Mart 2019. Ne oldu biliyor musunuz? Türkiye şu ada grubu, Girit'ten başlayıp Rodos'a kadar olan şu ada grubunu sınır kabul etti. Ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını anakaradan itibaren 200 deniz mili olacak şekilde Birleşmiş Milletler'e Sayın Feridun Sinirli Uğurlu üzerinden deklare etti. Dedi ki burası deniz hukuku, burası da benim kıta sahanlığım. Hı hı. Bitmiştir dedi. Hı hı. Tamam mı? Çünkü niye? Diğer ülkeler Doğu Akdeniz'de şey yapmıyorlar. Yani deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşmasına yanaşmıyordu o zaman. Hiçbir ülke, diğer ülke. Bunu yaptı ve Türkiye bunu defakto olarak kabul ettirdi. Çünkü kendi hakkımız. Evet. Niye? Uluslararası hukuk. Ama ne yapmadı hocam? İşte burada burası öyle. Dendias'ın anlayamadığı şey bu ya da anlamak istemedi. Türkiye dikkat edin. Bu sınırı buradan çizdi. Niye? Çünkü Yunanistan'la Türkiye arasındaki anakara 200 deniz milinin altı. Şunu yapabilirdi Türkiye bak. Tamam anakaradan itibaren şu ben de sınırlarımı şuradan geçiriyorum diyebilirdi. Yani. Aynen bunun gibi. Bunu yapmadı. Niye? Anlaşmak istiyor çünkü. Hukuka aykırı. O yüzden Dendias'ın söylediği Türkiye revizyonist iddiası tamamen asılsızdır. Hocam gitmeyin, hiçbir yere gitmeyin. Çok daha neşeli bir konuya geçeceğiz şimdi. Şimdi geçtiğimiz aylarda da hep konuştuk aslında. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol dedi ki, devletimizin liderliğinde uçtan uca hava savunma katmanını 2024'te tamamlamış olacağız. Evet. Siper envantere giriyor 2024 için. Girdi mi hocam? Askeri birliklere teslim konuşlandı ettiler. Konuşlandı mı peki? Hayırlı uğurlu olsun onun için. Siper füze alayları kuruldu biliyoruz. Yani birliklerimiz teşkil edildi. Onların şimdi, eğitimleri süper. Yapıldı, kabulleri yapıldı. Füzelerimiz şu an kritik noktalarda ülkemizi savunacak noktalara konuşlandırılmaya başlandı. Şimdi hocam Korkut varmış. Alçak irtifa hava savunma sistemi Hisar. Hisar A var, O var, U var ve Siper o da zaten onun da ikinci ve üçüncü blokları da önümüzdeki süreçte envantere girecekmiş. Şimdi bu ne demek? Bize anlatın bunu tabii. Lütfen. Şimdi bu Korkut çift namlulu ağır makinalı. Makinalı tüfek. Eyvallah. Ama şöyle bir özelliği var. Korkut dronlar için. Drone avcısı. Drone avcısı. Hoşlanmıyor dronlardan. Hiç sevmez. Yabancı dronlardan özellikle. Yani düşman dronlarını hiç sevmez. Düşman dronları da bunu sevmez. Eyvallah. Ama şöyle bir şey var. Yani bu tabii bakın size bir bilgi vereyim. Bundan bir 7-8 yıl önce bir Kasım günü Zaho'dan. Samet Bey buraya da siper açabilir miyiz? Evet. Zaho'dan drone saldırısına maruz kaldık. Zaho. 7-8 yıl önce bir Kasım günü kaldık ve bazılarını askerlerimiz vurdu. Bazıları da bazı yerlere düştü. Ama Allah'tan zayiatımız olmadı. Herhangi bir hasar da olmadı. Şimdi ondan sonra Türkiye bu teknolojiyi geliştirdi ve Korkut gibi harika bir sistem ortaya çıktı. Bu otomatik bir şey mi? Otomatik. Bilmiyorum. Yani radar sistemi var. Bundan herhangi bir drone'un kaçma şansı yok. Gördüğü anda tespit ediyor radarı ve radar güdümlü olduğu için burst diyorlar. Bunun saniyedeki atış kapasitesi yaklaşık 30-35 mermi. Yani bunun kulesinde operatör oturmuyor mu hocam? Hayır içinde oturuyor. İçinde oturuyor. Ama içindeki nişan alıp ateş etmiyor. Çay içiyor yani. Yani önünde ekran var. Bunun 360 derece şu radarı çalışıyor. Tamam mı? Bu radar sınırı içerisine girdiği an otomatik olarak artık sadece düğmeye basıyor. Bu dönüyor. Radar kilitleniyor ve dronlar nereye giderse gitsin, isterse sürü drone olsun hiç sorun değil. Çünkü atış kabiliyeti çok yüksek ve atış ediyor. Bu en alçak irtifa. Ama bir şey var. Ne kadar benziyor bir bunu? Bir şey var. Bu çok farklı bir teknoloji kullanmışlar. Şimdi bunu şimdi Türk'ün farkını burada göstermem lazım. Nedir bunu anlatmam lazım. Nedir herkes o? De ibret alır. Şimdi normalde diyelim ki 100 tane drone geldi. Bu da diyelim ki saniyede işte 40 mermi atıyor. Dolayısıyla büyük bir mermi ve hacim yapar yani tamam mı? Bunun yerine tutmuşlar ya bu kadar mermi niye atalım ki diye düşünmüşler. Atomik mühimmat kullanmışlar. Atomik mühimmat evet. Nedir? İşte atomik mühimmat bunu diğerlerinden, emsallerinden farklı kılan şu. Yani bu saniyede atış kabiliyeti çok yüksek yani. Ama drone sürüsü diyelim ki 3 grup halinde dronelar geliyor. Bunu radarı mesafeyi hesap ediyor. Bu ateş ettiği zaman merminin drone'a ulaşma süresini saniye olarak hesap ediyor. Ve dronların önünde mesela 30 tane 50 tane diyen drone geliyor. 4 tane mermi atıyor. 4 merminin her biri 100 parçaya ayrılıyor. 400 parçalık bir bulut oluşturuyor. Ama şöyle öyle bir zamanlama yapıyor ki artık dronelar o süratte bu bulutun içinden kaçamıyorlar.
Hepsi bu bulutu değil. O yüzden arada 3 metre önünde patlıyor yani. Düşünün. Ya düşünün ya, bakabilir misiniz? Yani gidiyor, o 3 metreyi nasıl hesaplıyor? Onun önünde patlıyor, o süratle drone artık o 3 metreden kurtulamıyor. O bulutun içine giriyor ve yok oluyor. Yani dolayısıyla böyle bir atomik mühimmat diye bizimkiler yeni bir nesil mühimmat üretmişler. Dolayısıyla bundan kaçış yok. Hocam bir de gürz varmış. Evet, gürz o ayrı, o çok güzel bir şey. O da farklı mühimmatlar kullanabiliyor. O şöyle, onun üstünde bu var. Şundan var. Atomik mühimmatlı çift namlulu silah var. Alçak irtifa hava savunma füzesi var. Bir de orta irtifa Hisar var. Yani onunla işte Tugay Tümen seviyesindeki taktik birliklerin ani ve yakın hava savunmasını rahatlıkla sağlayabiliyorsun. Yani derinlikten itibaren füze var, vurabiliyor. Yani uçaklara karşı, dronlara karşı kullanılabiliyor. Bir de bu kullanılan Korkut galiba. Evet. Şimdi geçtik Hisar'a. Evet, geçti. Bu drone'u işte ateş ediyor. Bu Hisar galiba değil mi arkadaşlar? Hisar. Bu Hisar. Hisar'la Siper arasındaki fark nedir? Hisar, Siper'in aslında ana zemini. Hisar'la 20 kilometreden itibaren 100 kilometreye kadar olan uçaklara karşı, drone değil, uçaklara Hisar karşı hava savunması sağlıyor. Siper? Siper, navigasyon özelliği de var, seyir füzesi özelliği de var. Daha derinliklerdeki 600 kilometreden itibaren arayıp buluyor mu? Buluyor ve vuruyor. Yani şöyle, şu an en son ben bunu atış yapan, Sinop'ta atış yapan mühendisle konuştum. Buradan da selam olsun, ismini söyleyemiyorum ama. Şu deminki uçan vardı ya, hani kırmızı bir uçak uçuruyor da küçük. Onu 170 kilometreden vurduk dedi. 170 kilometre. Siper'le mi vurmuş? Siper'le. Ve şu an bize teslim edilen, birliklerimize teslim edilen bu. 4 yıl içerisinde Siper'in Blok 2'si ve blok 3'ü gelecekmiş onun. 2 ve 3 de şöyle olacak. 3 de ne olacak mesela? 3 de 600 kilometre. Menzil 600 kilometreye çıkıyor. Ama şöyle oluyor onda da. Şimdi gerçekten çok çalışıyorlar. Çok büyük bir ekip var. Allah şimdi, kuvvet versin. Amin. Hocam buyurmaz mısınız? Görüntüler üzerinden devam edelim. Ben bu arada kadrajdan çıktım. Bunlar yani, hakikaten çok güzel görüntüler. Evet, hakikaten. Buyurun. Yani tabii ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gök vatanı milli oldu efendim. Evet. Tamam mı? Var mı üstüne sözü ya? İlk de evvelden geçiyorlardı ya. Evet, bu delip geçiyorlardı. Yani çoğu zaman biz ya görüyorduk, sessiz kalıyorduk ya da göremiyorduk bile. Tamam mı? Şimdi hadi buyurun. Geçebilecek varsa bir babayı. Sadece irtifası yaklaşık 40 kilometre. Hiçbir uçak 40 kilometre irtifaya çıkamıyor. Hocam geldi. Ortaya açtık şimdi görüntüleri. İşte Siper'in görüntülerini de paylaşmaya başladık. Şimdi bunu şöyle bir korkuttuk. En alçak irtifa dedik. Onun üstünde Hisar A, Hisar O, Hisar U, uzak. 100 kilometre. Onun üstü de Siper. Siper. Yani bu bir çeşit demir kubbe gibi bir şey oluyor. Çok katmanlı ama. Her katmanda. Yani dronsa drone, İHA ise İHA, savaş uçağıysa savaş uçağı, hafif taarruz uçağı ise hafif taarruz uçağı, füze ise füze, Siper füzeyi de vuruyor. Siper füzeyi de vurabiliyor. Bir de Siper'in şöyle bir özelliği var. Şimdi uzun menzilli ya, bunun ilk çıkış hızı yaklaşık 4.5 Mach. Yani 5 Mach deseniz 5 çarpı 340 saniye, metre bölü saniye. Ama şimdi diyelim ki 200 kilometre gidecek. Şimdi gücünün tamamını akıllı füze kullanmıyor. Çıkıyor belli bir irtifada. Görüntüleri veriyor. Ondan sonra yer şekillerine göre, mesela denizdeyse alçak satıktan gidiyor. Bir vadinin içerisine giriyorsa vadinin içinden dolaşıyor. Çarpmıyor bir yere. En son artık vuracağı hedefe yaklaştığında çıkıp vuruyor. Kendisini dolayısıyla görünmezlik özelliği de var ve kendi kendini yönetebiliyor. Akıllı mühimmat dediğimiz bir mühimmat sistemi. Şimdi hocam biz İsrail'de yıllardır görüyoruz. Bu süreçte de çok yoğun bir biçimde aslında demir kubbenin nasıl çalıştığına şahitlik ettik. Şimdi biz bu çok katmanlı hava savunma sistemini tesis ettiğimiz zamanki ne diyor Sayın Ahmet Akyol? Uçtan uçağa Edirne'den Kars'a hava savunma katmanını 2024'te tamamlamış olacağız diyor. Yani bu ne demek? Bu demek. Bize dışarıdan saldırmaya çalıştılar, füze attılar, roket attılar, uçaklarıyla gelip bomba atmaya kalktılar. Biz güvende mi olacağız yani? Ya da bizim bu sisteme sahip olmamız bizi nelerden koruyacak? Hangi girişimlerden koruyacak? Bu şu aslında, bu Türkiye'nin çeşitli yerlerine konuşlanıyor. Tamam mı? Bu silahlar, bu sistemler konuşlanıyor ve birbirlerinden haberler oluyor. O çok katmanlı
Bütünleşik sistem bu. Birbirlerinden haber. Ne demek bu? Ne demek? Diyelim ki İstanbul'a da koydunuz, İzmir'e de koydunuz, Ankara'ya da koydunuz. Diyelim ki Kuzeydoğu'dan bir saldırı geldi. Aynı anda başka yerden geldi. Bir tanesi ona yönlendi ama onun yakınında bir tane daha çıktı. Ama bu da ateşlemiş oldu. Hemen B Ankara'daki devreye giriyor ya da İzmir'deki devreye giriyor. Yani birbirlerini yedekleyecek şekilde entegre olmuş vaziyette oluyorlar. Bu tabii merkezi bir kontrol tarafından yönetiliyor. Bir bütünleşik sistem, ondan bahsetmiyor tabii. Onun bir yazılım sistemi var. O da nerede? Ankara'da olacak. Ve nereden gelirse gelsin, hangi tür, deminki saydığım gibi drone, isterse drone göndersinler, isterse planör göndersinler, isterse İHA SİHA göndersinler, isterse hafif taarruz uçağı göndersinler, isterse savaş jeti göndersinler, hiç fark etmez. Birbirleri üzerine etki alanları birbirlerinin üzerine bindirmeli olduğu için biri diyelim ki bir yere angaja olmuşken aniden başka bir şey çıkarsa diğeri devreye girip onu etkisiz hale getiriyor. Dolayısıyla hava sahamızın girişinde boşluk yok. Boşluğun kalmadığı bir bütünleşik sistem düşünün. O yüzden güvendeyiz. Yunanistan F-35 aldı. Bunlarla da Türk hava sahasını işgal edip bize hedef almak gibi bir girişimde bulundu. Bu sistemler bize ne katacak? Girişimde bulunamayacak. Bulunamayacak. Bu isterse yani bulunamayacak. Bulunursa. Vururuz efendim. Yeterli oluyor çok mu bunlar? Rahat, çok rahat. Hepsi bizim yani. Biz üretiyoruz. Amerika'dan dur bize silah ver demiyoruz. Biz üretiyoruz. Mesela bir örnek vereceğim. Şu an S-400 füzesi olarak hani almıştık ya. Şu an duruyor. Yani artık ona çok ihtiyacımız kalmadı. 144 füze var. 144 füze bile yeterli aslında. 144 uçak demektir bu. Şimdi Yunanistan'ın 144 uçağı var mı? Benim bildiğim yok. Yok. Yani artık böyle bir şey riske giremez zaten. F-35 olsun. Yani şimdi biz kendimiz ürettiğimiz herhalde 144'ten fazladır değil mi? Yani bir mantık olarak ben size söyleyeyim yaklaşık en az 1000 tanedir yani. Bu füze sistemi elimizde üretilmiştir. Mühimmatı tabii ki. Dolayısıyla bunlar artık yani F-35'ler için filan artık bize karşı bir tehdit olma özelliği kalmadı. Bakın daha başka bir şey söyleyeyim. Bunları tamamlayıcı sistemler var. Ne var? Tayfun füzesi var. Yani şimdi siz düşünün Allah korusun bir ülkeden Yunanistan ismini vermeyelim. İnşallah daha bu dostluğumuz devam eder. Evet. Çok hiçbir şeyi provoke etmek istemiyorum. Biz de öyle yani diyelim ki bir ülke yaptı böyle bir şeyi. Çıldırdı. Türkiye'ye saldırı girişiminde bulundu. Ya şimdi ne yapar? Kaç filo yapabilir? Bu arada son 3 dakika içerisinde. 2-3 filoyla diyelim ki saldırdı. Peki geri kalanlar ne olacak? Yani o uçaklar bir daha inemez. Çünkü hava meydanlarını o tayfun 1000 kilometre menzilli. O hava meydanı bırakmayız yani. Daha uçaklar kalkmadan vururuz. Hani hadi kalkan varsa da geri inemez. Gelip teslim olmak zorunda kalır. Hani o yüzden Türkiye ile oyun oynanacak bir otobana ülke değil. Otobana falan inerler diyeceğim ama Yunanistan'da pek otoban da yok. Yok otobana inemezler yani. Dolayısıyla artık bakın biz şükür sonuç olarak şunu söyleyeyim. Öyle bir güce ulaştık ki. İki tane husus söyleyeceğim. Bakın çok önemli. Bir, bizi istemedi o stabilize. Bu şey. Bu da Sungur. Sungur. O tank Stinger'ın yerine alan. Bakın Stinger kaç kilometre menzili? 5 kilometre. Bu kaç kilometre? 15 kilometre. Yeterli mi? Bence çok yeterli. Bu arada süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Hakikaten Türkiye'ye şükür. Galiba 15 kilometre mi en çok çıkabildikleri menzil? Şeyin mi? Savaş uçaklarının mı? Evet. Yani şu anki teknolojide 25 bin metre. Oraya 25 bin. O yüzden bizim hisarlar gerekiyor. Evet. Bunlar alçak irtifada işte bölüklere, taburlara olası bir taarruz için Stinger'in yerine kullanılacak olan silahlar. Evet. Duydunuz jenerimizin sesini. Bugün de mühendislerimizi sonuna kutluyoruz, geldik. Gurur çok duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Değerli izleyiciler bu akşam da arka planı noktalıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.